Birleşik Devletleri de böyle bir olayı ardı ardına hem 2010 yılında hem de 2013 yılında yaşadı. 2010 yılının Kasım ayının ortalarıydı. Dünyanın gündemine bomba gibi düştü WikiLeaks belgeleri. O güne kadar görülmemiş çapta büyük bir olaydı. Kenya'daki yargısız infazlar, Afganistan ve Irak savaşındaki sivil ölümlerine dair milyonlarca belge internet aracılığıyla ortalığa saçıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbarat faaliyetleri ortaya çıkmıştı. Büyük tartışmalar yaşandı, devlet sırları böyle ifşa edilemez denildi. Ve ardından uluslararası soruşturma başlatıldı. Assange ilk olarak İsveç'e kaçtı. İsveç'teki savcılık 18 Kasım 2010'da cinsel taciz suçlaması nedeniyle Assange için uluslararası yakalama kararı çıkardı. 7 Aralık 2010 günü hakkındaki tecavüz iddialarıyla ilgili gönüllü olarak ifade vermeye gittiği Londra'daki polis merkezinde İsveç tarafından hakkında yakalama emri olduğu gerekçesiyle tutuklandı. 14 Aralık 2010 tarihinde çıkarıldığı duruşmada kefaletle şartlı tahliye edildi. Assange her ülkeye sığınma talebinde bulundu. Ancak olumlu cevap yalnızca Ekvador'dan geldi. Assange, İngiltere'deki Ekvador Büyükelçiliği binasına sığındı. İngiltere hükümeti resmi olarak Ekvador hükümetini uyardı ve Assange'ın ülkeden çıkmasına izin verilmeyeceğini ve gerekirse elçilik binasına girileceğini açıkladı. Ancak o tarihten bu yana Assange, Büyükelçilik binası içinde 4 duvar arasında yaşıyor. Bu büyük sızıntı tarihte ilk olmadı. Bilakis tam 3 yıl sonra 2013 yılında Amerikalı bilgisayar uzmanı CIA ve eski Ulusal Güvenlik Dairesi NSA çalışanı Edward Snowden gizli belgeleri medyaya ifşa etti. NSA tarafından yürütülen küresel izleme aletlerinin işletme detaylarını, ortaklarını ve birçok ticari ve uluslararası ortağı ortaya çıkaran sızıntının sorumlusu oldu. Snowden'ın gizli belgeleri ifşa etmesi Pentagon evraklarını sızdıran Daniel Ellsberg tarafından Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en önemli sızıntı olarak nitelendirildi. En son eski ajan Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili sağladığı gizli bilgilerin %95'ini askeri taktik ve stratejik bilgileri paylaştı. Snowden'ın Çin'in çıkarlarına hizmet eden bilgileri de Rusya'ya sağladığı belirtiliyor. Hakkında soruşturma yürütülen Snowden şu an Rusya'da geçici sığınma altında yaşıyor.